10marifet videolarına hoş geldiniz. Ben Aydın, sevgili arkadaşımız Nihan'la beraberiz. Kilpimiz, kilpi diyeyim daha güzel anlaşılsın. Polimer kilde ne kadar güzel işler ortaya koyduğunu biliyoruz. İşte bunlar gibi mesela. Şimdi bize çeşitli konularda polimer kille ilgili uygulamalarla bilgi verecek. Mesela şimdi çeşitli yerlerde işimize yarayabilecek böyle güzel bir renk geçişinin nasıl yapıldığını anlatacak bize, gösterecek. Merakla bekliyoruz, bakalım. Polimer kil kendinden renkli bir malzeme olduğu için renkleri istediğimiz gibi karıştırabiliyoruz. Böyle degrede bir renk geçişi yapmak için de hani şu kollu merdane işi oldukça hızlandırıyor ama göstereceğim aynı teknikle akrilik merdaneyle de yapabilirsiniz. Bunun için sarıyla pembe kullanacağım. Polimer kil birazcık paketten çıktığında sertlik yaşatıyor insana. Gözünüz korkmasın, benim korkmuştum başta çünkü çok. Polimer kil bazen özellikle şimdi yaz aylarına girerken de söyleyeyim, sıcakta çok uzun süre kaldığı zaman hani sıcak yaz günlerinde arabamızda vesaire çok güneşin altında bıraktığımız zaman sertleşebiliyor. Onunla ilgili yumuşatma tekniklerini de daha sonra ben bilgilendireceğim. Tamam. Hani hatta bahsedeyim bunu açarken, yumuşatırken şu gördüğünüz likit kilden veya şunun böyle mix quick diye hani yumuşatmak için özellikle içine karıştırabileceğiniz yumuşak bir hamuru var. Süper. Bunları kullanarak hani sertleşmiş polimer kilinizi yumuşatabilirsiniz. İyi bir bilgi oldu. Birkaç damla bebe yağı da kullanabilirsiniz ama bebe yağı renklerin birazcık önce etrafı boyamasına yol açıyor. He, ona göre bir yüzeyde önlem alarak çalışmamız gerekiyor. Aynen. Polimer kille çalışırken gözeneksiz yüzeyleri tercih edin. Şu anda sarıyı açtım gördüğünüz gibi merdaneyle ve kollu merdanemden geçiriyorum. Bu farklı kalınlıklarda düz bir plaka halinde açmama yarıyor. Farklı kalınlık ayarları var. Ben şu anda en kalınından geçirdim. Renk geçişi yapmak için birbirini tamamlayacak iki üçgen şeklinde, şu anda iki renk yapıyorum. İki üçgen şeklinde iki rengimi kesiyorum. Şurada pembe var. Şurada da şöyle göstereyim, sarımız var. Bunları birbirini tamamlayacak iki üçgen şeklinde. Çok da biçimli olmalarına gerek yok. Zaten renkler karışacak. Ama düz iki çizgi şeklinde yüzey oluşturuyor. Aynen. Üçgen yapmamızın amacı bunları kaplarken renklerin hani bu üçgen olarak birbirlerine güzelce karışmasını sağlamak. Şimdi zaten gösterince anlayacaksınız. Yine bu şekilde merdanemden geçiriyorum. Devrede bir renk geçişini yapmak için hani bir 10-20 kere bu işlemi tekrarlamanız gerekiyor. Şöyle birkaç tane göstereyim ben size. Sürekli aynı yöne doğru, yukarıya doğru katlıyorum. Bu tarz hani kollu merdaneden geçirirken yukarıya doğru katlamaya özellikle özen gösterin başka renkler içinde veya başka hani tek renk çalıştığınızda da bu içinde hava boşluğu kalmasını engelliyor. Bu önemli bir bilgiymiş. Bu şekilde geçiriyorum. Hava boşluğu kalınca ne oluyor? Hava boşluğu eğer katlatmazsanız hani hafif şişikler yani piştikten sonra yüzeyde hafif şişiklere yol açabiliyor. Gördüğünüz gibi renkler yavaş yavaş geçiyor. Başta hiçbir şeye benzemeyecektir. Bu işlemi bir 20 kere tekrarladığımızda bizim makinamızı sabitleme şansımız olmadığı için aynadan destek alıyoruz. Ben de yeterince tutamıyorum galiba. Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi renkler yavaş yavaş karışmaya başladı. Bir 10 kere daha geçirdiğiniz zaman önce şöyle bir görünme böyle bir görünüme ulaşacaksınız. Daha sonra yine geçirdiğiniz zaman şöyle azmedip devam ettikçe şöyle çok güzel degrade bir renk geçişine sahip olacaksınız. Çok güzel olmuş. Mesela onu birçok yerde kullanabiliriz. Burada bebeğimizin elbisesinde öyle geçişli bir kumaş gibi, degrade bir kumaş gibi. Yani tek renk çalışmaktan sonra hani her zaman renklerin hani böyle hafifçe böyle gölgelendirmek veya farklı renk geçişlerinden yararlanmak çalışmanıza çok güzel bir hava katıyor. Daha profesyonel görünmesini de sağlıyor. Kesinlikle. O zaman peki son bir şey soracağım. Demiştim baştan zaten bunda yoksa merdaneyle de yapabiliriz diye. O zaman o 20 kereyi 30 kere 40 kere mi yapmak lazım? Birazcık daha evet. Yani yine aynı şekilde sürekli aynı yöne doğru katlıyoruz. Merdaneyle geçiyoruz. Tekrar katlıyoruz. Tekrar merdaneyle geçiyoruz. Birazcık daha zaman alıyor. Bu işi birazcık daha pratikleştiriyor ama hani hazmederseniz bunda da yapabilirsiniz. Yani ilk aşamada belki herkes de bundan yoktur işe yeni başlayanlar için. Dolayısıyla merdaneyle çalışmak gerekir. Merdane, o evde bildiğimiz ahşap merdaneler bu işe uygun değil anladığım kadarıyla. Ahşap merdane kullanmayın. Evet, polimer kilin içinde bulunan bu plasticizer dediğimiz plastik temelli maddeler. Polimer kil aslında hani kil desek de içinde su bulundurmayan PVC temelli plastikten oluşuyor. Hani o yüzden içeriği farklı. İçinde su bulundurmaması güzel bir şey. Böylece kurumuyor. Hani çatlamıyor. İstediğiniz kadar üzerinde uğraşıp sonra fırınlayabiliyorsunuz. Fırında sert plastik haline geliyor. Ahşap merdanelerle veya ahşap aletlerle çalıştığımızda şöyle bir sıkıntı oluyor ki bu polimerkin içindeki sevimli plastisajları dediğimiz maddeler gözenekli yüzeylere, kağıt, ahşap gibi gözenekli yüzeylere kaçışmaya başlıyorlar. Tamam. Ahşap merdaneleri boyayabiliyorlar. Anlaştık. O yüzden gözeneksiz yüzeylerle cam, metal, akrilik gibi yüzeylerde çalışın ve o tarz aletleri kullanmaya dikkat edin. Süper. Teşekkür ediyoruz bu bilgiler ve uygulamalar için. Şimdilik bir de burada, ben size üç renkli bir renk geçişini göstereyim. Tamam, süper. Onu da yapalım. Hemen nasıl yapabileceğinizi. Çünkü renk geçişini sadece 2 renk yapmak zorunda değilsiniz. O da doğru. Ben hazır olarak zaman kazanmak için şöyle bir şey yapıyorum. Hani amaç birbirini tamamlayacak üçgen halinde istediğiniz renkleri kullanmanız. Mesela böyle bir 3 renk. Hani renkleri artırabilirsiniz zevkinize göre. Belki ince ince şeritler nasıl birleştirirse insan. Aynen. Üçgen şeklinde hani birbirini tamamlamaları önemli. Mesela bu rengi geçirdiğinizde merdanenizden şöyle güzel bir devrede renk geçişiniz olacak. Süper. Yine aynı yöntemle. Aynen. Doğru değil mi? Yine bu şekilde geçiriyorsunuz. Bir örnek yapayım. Tamam. Tekrar katlayarak yukarıya doğru geçiriyorsunuz. Bu şekilde devam ediyorsunuz. Yine aynı mantık. Geçirdikçe renkler birbirine karışmaya başlıyor. Ve sonunda böyle güzel bir devrede renk geçişiniz oluyor. Çok güzel, süper. Dediğin gibi çalışmaya çok zenginlik katacak bir şey. Neden tek renkte çalışalım böyle yapmak varken? Çok teşekkür ederiz. Biz devam edeceğiz polimerkille çalışmaya. Siz de bekleriz.